9 Kasım, 15 Kasım boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, evet boğalar biliyorsunuz İzmir depreminden dolayı biraz duygu enerjim hani insanlar hani kısa tutabilirim, o yüzden affedin beni. Özellikle kendi hedefinizdeki özgüven ve yapmak istediğiniz çok güzel yeni projeler, kendinizi hayata oturtmak istediğiniz yeni oluşumlar var ve bu oluşumları doğru dengelediğinizde gerçekten işinizle ilgili, çevrenizle alakalı noktalarda çok güzel bir rahatlık yaşayacaksınız ve bu rahatlık size inanılmaz derecede keyifli gelecek. Uzun süredir işinizle alakalı bazı konularla ilgili çok fazla rahatsızmışsınız, not almışım, rahatsızlıklar var. Bu konularla ilgili de yönetici ya da bulunduğunuz noktayla konuşma söz konusu olacak ve bu konuşma sizi en azından daha böyle motivasyonunuzu artırmış ve daha keyifli kılacak olarak uyarı vermişim. Evet, uzun süredir de maaşınızla alakalı yaşadığınız evrelerle ilgili sıkıntıları olan bazı boğa burçlarında evet konuşabilirsiniz ama Ocak'tan önce böyle bir şey yok. Ama en azından hani aklına su kaçırmak vardır ya, böyle bir plan içerisinde olabilir. Ama Ocak ayı bu konuyla ilgili netliğe kavuşacaksınız. Farklı iş konularıyla ilgili beklentisi olan, yani farklı bir sektöre geçmek istiyorum, burası beni çok fazla yıpratıyor diyorsanız bence bu ayı kapatın. Ondan sonra kendi işiniz mi, kendi sisteminiz mi kuracaksınız? Ne yapıyorsanız yapın. En azından şu anki yerinizdeki oluşumu görün istiyorum değerli boğa burçları. Son zamanlarda özel hayatınızla ilgili biraz daha rahat tavırlar sergiliyorsunuz. Karşımızdaki insanın şüpheleri artmaya başladı. Lütfen boğa burcu, hayatınızdaki insana ya da hayatınızdaki eşe biraz daha net ve açık olursanız kafasındaki soru işaretleri bitebileceğini düşünüyorum. Uzun süredir aşksız olan boğa burçlarına şöyle demişim. Yakın dostu ve çevrenizden tanıştırılacak ya da size uygun olan bir kısmet kapınız var. Bunu lütfen tipine bakıp ya da bir kalbi görün. Yüz ve kalp çok önemli. Tabii ki bazen tip önemli diyoruz ama güzelliğin bende olmasa ne olsun diye Aşık Veysel'in çok güzel bir sözü vardır. Bence güzellik geçip gelip geçici, kalp güzelliği en doğrudur. Bir şans vermenizi istiyorum. Bir de kalbi kırılan boğa burçlarına demişim ki evet, beklediğiniz haber ya da içinizdeki acıtan olay kapınıza ya da telefon açacak. Ağzınız açık bir şekilde kalacaksınız ve o içinizdeki o yağlar eriyecek resmen. O yüzden bunun sevinci var. Ailenizin miras konuları ve çözülmesi gereken bazı mal konularınız ve hala çözülmemiş mahkeme dönemleriniz başlayacak gözüküyor. Bunlarla ilgili tüm hakları alacaksınız. Sadece belki hani çok uzun süredir mücadele ettiğiniz için inançlarınız kırılmış olabilir. Lütfen bu haklarınızı tek tek alacaksınız. Rabbim size buna bağışlamış diyorum. Sağlık olarak özellikle mideyle ilgili değil de midenizle alakalı, mide asitleri, mideyle ilgili ve çok geç yemek yiyor olabilirsiniz ve bu sizi rahatsız ediyor olabilir. Uykunuzu da bozuyor olabilir. Bunu kontrol edelim. Uzun süredir çocuk düşünen ve olmayan bazı boğa burçları çocuk tedavisi fikrine giriş yapacaklar. Bu da iyi olacak sizin için. Eğitim konularında özellikle yabancı dil ya da farklı enerjilerde oluşmak isteyen boğa burçlarında güzel bir karar vereceksiniz. Bu da sizin için iyi olacak. Sağlık olarak aile büyüklerimizde ufak sağlık problemleri yaşanabilir. Onları lütfen dikkatli kontrol edelim diyorum. Bir de evli değil, bekar olan ve yaşı artık 30-35 olan ailenizin desteğiyle size ev alınacak ve yeriniz bilinecek. Bu da sizi çok rahat edecek ve özgüveniniz artacak diye söylüyorum değerli boğa burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli boğa burçları. Astrolojiden ne haber ya da e-akkaya official sayfamı takip ederseniz e-akkaya official ritüel sayfalarım, dua vesaire şey astrolojiden ne haber sayfam günlük belli rutin burçlarla ilgili bilgiler veriyorum. Takip etmek isterseniz sayfama Instagram'dan geçebilirsin. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'tan umudunuzu hiç kesmeyin. Rabbim bütün umut kapılarını size sunmuş. Siz almayı bilin. Rabbim size sunmuş zaten.